sevgili dostum, sevgili arkadaşım Kudret Ayıldır bizlerle beraber olacak. Kudret merhabalar, hoş geldin yayınımıza. Hoş buldum Eren, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Kudret, biraz küresel taraftan da gidelim istiyorum. Çünkü zaten yurt içerisinde konuştuğumuzda havada da kalabilir. Ama dilersen yurt içi taraftan da başlayabilirim. Çünkü yurt içini konuştuğumuz zaman daha senaryolar üzerine kurulu bir konuşma oluyor ama küresel tarafta daha bir gerçeklikler var. İlk etapta sana küresel piyasaların şu anda tüm odağının zaten borç limiti tavanı üzerinde olduğunu biliyoruz. Bu konu çok konuşuluyor ama küresel ölçekteki fiyatlamalara baktığım zaman da öyle çok şiddetli, yani konuşulduğu kadar da etki gücünün olmadığını da görüyoruz. Gerçekten etki gücü yok mu sence de? Ve diğer sorum da şu, piyasalar bu borçlanma tavanı limitine biraz fazla mı önem veriyorlar? Çünkü hemen hemen her sene yaşadığımız bir süreç ve eninde sonunda da çözülen bir süreç. Acaba bir miktarda rehavet buradan mı kaynaklanıyor? Senin genel itibariyle demokratlar ve cumhuriyetçiler arasındaki bir borçlanma tavanı limiti artışı sürecini nasıl değerlendiriyorsun? Onu bir öğrenebilir miyim senden? Burada aslında şuna da bakmak lazım. Yani yılın başından itibaren piyasalarla Fed arasındaki ayrışmayı da çok net bir şekilde gördüğümüz için piyasaların reaksiyon vermiş olduğu fiyatlama davranışları birazcık daha farklılaşabiliyor. Ve bu arada borçlanma limitiyle alakalı konuda her yıl sürekli olarak konuşulabilen, sürekli olarak bu tür magazinsel haberlerin geçtiği ama her nihayetinde sona geldiğimiz zaman bu konuyla alakalı anlaşmaların yapıldığı bir dönem oluşuyor. Şu an daha kongre içerisinde biraz belli başlı anlaşmazlıklar söz konusu. Yılında zaten biraz Haziran itibariyle diye bir not da vermiş oldu. Mesajı orada vermiş oldu. Muhtemelen bu konuyla alakalı yeni dönemde yapılacak görüşmelerde sürecin nihayete erdirilebilme ihtimali var. Ama piyasalar tabii biraz daha bu işin dışında mevcut konjonktürde aslında tam da istenilen senaryo tarzında bir fiyatlama akışı içerisine girmeye çalışıyor. Biraz temel dinamiklerden bağımsız hareket ettiğini söylemekte fayda var. Peki, şimdi Yellen'ın da açıklamaları var. Yani diyor ki 1 Haziran'a kadar eğer çözülmezse 1 Haziran'dan sonra ABD hazinesinin yükümlülüklerini yerine getirememe ihtimali söz konusu. Yani bu durum gerçekten böyle ciddi bir temerrüt. Onunla beraber mesela dün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde da dünyayı bir felakete sürükleyecek ölçüde bir gelişme olduğunu dile getiriyor. Yani borçlanma tavanının arttırılmaması sonucu gerçekten böyle çok kuvvetli bir resesyon. Yani ABD siyasileri gerçekten işlerin bu boyuta doğru gitmesine izin verir mi sence? Kesinlikle vermeyecektir. Çünkü bunu geçmiş dönemlerde de çok net bir şekilde gördük. Yani Amerika ne zaman temerrüde düştü şeklinde bir soru sorulduğu zaman cevap verebilmek çok da kolay olmuyor. Bu açıdan baktığımız zaman bu tamamen işin şu anki magazinsel boyutunda önümüzde çözülmesi gereken bir soru olarak karşımıza çıkıyor. Zaten yılın da bu noktada 1 Haziran mesajını vermesi aslında hani 2 Haziran itibariyle artık borçlarımızı ödeyemeyeceğiz konumda değil de hani uyarıyor. Yani artık şu sürecin nihayetine gidin. Sonuçlandırın artık. Yani uzatmayın çok fazla demek istiyor bir nebze. Bu açıdan da ben hani çok fazla gelecek dönem için olumsuz bir senaryo üzerinde durmadığımı söylemek istiyorum. Ama tabii bu süreçte gelecek açıklamaları da dikkatle takip etmek gerekiyor. Her dönem bir uzayan bir mesele haline geliyor tabii ki bu süreç. Peki şimdi asıl meseleye gelelim bence. O da 14 Haziran tarihli FOMC toplantısının kararı. Tabii ki bu hafta içerisinde 3 Mayıs tarihli FOMC toplantısının tutanaklarını da göreceğiz. Daha net yorumlar da yapılabilir aslında bakarsan 14 Mayıs'a kadar ama o yarın akşam gelecek. Dolayısıyla ben de sana şimdiden şunu sormak istiyorum. Üyelerde ciddi bir kafa karışıklığı olduğunu görüyoruz. Yani kafa karışıklığından kastım net bir ortak konsensüs yok. Yani her zaman Fed'in yapmış olduğu şey neydi? Başkanından üyelerine kadar yapmış oldukları konuşmalarda hep bir beklentileri bir noktaya kanalize etmeyi çok iyi başaran, çok iyi becerebilen, buna da zaten forward guidance dediğimiz sözlü yönlendirme adı verdiğimiz politikayı net ve kuvvetli bir şekilde uygulayan bir merkez bankası. Ama şimdi son toplantıda sanki bu kuvvetli sözlü yönlendirmenin ciddi sekteye uğradığına ilişkin eleştiriler de olduğunu gördük. Toplantı karar metninin mesela 3 Mayıs'taki toplantının karar metninin farklı sinyal verdiğini, arkasından Fed Başkanı Powell'ın yapmış olduğu açıklamaların bambaşka bir sinyal verdiğini gördük. Şimdi o toplantı sürecindeki bu farklı sinyal
durumu şu anda üyeleri de sirayet etmiş durumda. Mesela bazı üyeler ya biz zaten 3 Mayıs'ta 25 baz puan yaptık, gecikmeli etkisini, bu faiz artırımlarının gecikmeli etkisini görmemiz lazım diye pas geçilmesi taraftarıyken, işte Centurion Fed Başkanı James Ballard diyor ki 2 adet daha faiz artırımı olması lazım. Diğer taraftan da Minneapolis Fed Başkanı Neil Kashkari diyor ki ya biz Haziran'da pas geçsek dahi faiz artırım sürecinin sonuna geldi gibi bir yönlendirme yapmamamız lazım diyor. Dolayısıyla piyasalarda da bir kafa karışıklığı oluştu. Senin yorumun nedir? 14 Haziran FOMC toplantısında Fed sence pas mı geçer ve yılın geri kalanında da pas geçecek bir politika mı benimser, yoksa belki de son adet 25 baz puanlık faiz arttırımına mı gider? Nasıl değerlendirirsin? Şimdi burada piyasaların inatçı bir tutumda olmasını duygusal bir reaksiyona bağlayabiliyoruz. Sonuçta işin trade kısmı çok farklı ama Fed üyelerinin bu tarz ayrışma içerisine giriyor olması bir anda düşündürtüyor. Kim ayı kim boğa düşüncesinden yola çıktığımız zaman. Tabii burada şu çok önemli. Şimdi piyasaların Fed'le ayrışmasını biz yılın başından beri görüyoruz. Bu ayrışma nispeten belli oranlarda Fed'e yaklaşılıyor ama ayrışma sürekli olarak devam ediyor. Bunu anlayabilmek mümkün. Yani çünkü borsa endekslerinin gelmiş olduğu nokta, fiyatlama davranışlarının gelmiş olduğu nokta, evet. Ama Fed'in bu noktada tavrı çok netti. Faiz tarafında sıkı para politika mesajları, enflasyonla mücadele konusundaki aksiyonlar ve yılın son dönemine doğru da enflasyondaki aşağı yönlü reaksiyonla birlikte Fed'in daha agresif bir tutum içerisine gitme beklentilerinin sakinleşmesi şeklinde. Ve daha önce yapmış olduğumuz yayınlarda da ben aslında Mayıs ayında bu işin bitmeyeceğini, Mayıs ayındaki verileri takip etmemiz gerektiğini ve Haziran'da da bu işi nihayetlendirmemiz gerektiğine ilişkin düşüncemi ön plana koymuştum. Hatta Haziran'da ben olsam Haziran'da 25 baz puan faiz yaparım ve projeksiyonlarla birlikte yıl sonuna kadar sabit bir görüntüde devam edebilirim düşüncesindeydim. Hatta aynı düşünceye devam ediyorum. Her ne kadar şu anda piyasalarda %30 oranında 25 baz puan faiz artışı ihtimali var. Yani ana senaryo konumunda değil ama ben sanki burada bir 25 baz puan faiz artışı daha yapıp da nihayetlendireceğini, yıl sonuna kadar da bu sabit politikada devam edeceğini düşünenlerdenim. Bunu söylememdeki en önemli keskin duruşum, enflasyondaki aşağı yönlü reaksiyonların öyle tam anlamıyla istenilen konumda olmaması. Yani dikkat edildiyse çekirdek enflasyon tarafında 5.6, 5.7, 5.6, 5.5. Yani düşüş hızında yavaşlık söz konusu. Bu anlamda da evet enflasyona düşüyor muyuz? Düşüyoruz. Şu anda faiz enflasyon arasındaki rakamlar çekirdek tarafına baktığımız zaman da birbirine yakınlaştı mı? Yakınlaştı. Ama yine de nihayetlendirmek adına eğer Haziran'da bu faiz artışını yapıp da bu sabit gidiyorum mesajını verirse bence sanki enflasyonda mücadele konusuna daha etkin bir rol model olacaktır ama faiz arttırmadan da faizi sabit bırakmasında hani şaşırtıcı bir durum olmayacaktır. Çünkü etkilerinin gecikmeli bir görüntüsü zaten enflasyon üzerinde bir katalizör görevi de görecektir. Sadece enflasyondaki düşüş hızının yavaşlıyor olması belki Fed'i bu noktada bu ayrışmaya gitmesinin en temel sebebi olarak karşımıza da çıkmaktadır diyebilirim. Kudret, sana borç tavanı ile alakalı aynı zamanda faiz politikasının etkileriyle de alakalı bir soru sormak istiyorum. Şimdi bu borç tavanının sorunu henüz çözülemedi. Hepiniz biliyoruz ve ABD hazinesinin de borçlanamadığını da biliyoruz. Çünkü zaten limite ulaştığı için zaten tüm sıkıntı burada. Borçlandı, limite ulaştı. Artık bu limiti arttıralım. Bütün görüşmeler bunun üzerine. Ama Goldman Sachs diyor ki şimdi borçlanma ihtiyacı var Amerikan ekonomisinin. Borçlanacak ve yükümlülüklerini yerine getirecek. Dolayısıyla borç limitinin arttırılmasıyla beraber 6 ila 8 haftalık süre zarfı içerisinde 700 milyar dolarlık bir borçlanma söz konusu olacak diyor. Ve bu durumunda piyasalar için 25 baz puanlık bir faiz artışı gibi etkisi olabileceğine ilişkin de bir açıklaması var. Sence bu durum dolar endeksinde, ABD tahvil getirilerinde ve Fed'e ilişkin beklentileri de bir araya aldığımız zaman tüm bu gelişmeler hem tahvil getirilerinde hem de dolar endeksinde daha da hızlı bir yükseliş hareketini tetikleyecek bir unsur olarak mı karşımıza çıkıyor? Bunu nasıl yorumluyorsun mesela? Tetikleyebilir. Zaten fiyatlama reaksiyonlarında da bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Mesela Amerikan 10 yıllık tahvil faiz oranlarının 200 günlük ortalama 3.35'lerden dönüşü.
Dolar endeksinin özellikle 100-106 arasındaki bant hareketi 100 seviyesini dip kabul etmesi, 102.77 bölümünün de yani orası da bir ortalamayı temsil ediyor. Bu bölümünün de üzerinde kalıcı bir hareket oluşturuyor olması gelecek döneme ilişkin dolar endeksinde 106'lara kadar Amerikan 10 yıllıklarda da zaten şu anda baktığımız zaman benim gördüğüm kadarıyla 3.75'ler o da 4'lere yakın sayacak bir potansiyelin olmasına şaşırmamak lazım. Sadece borç limitiyle alakalı değil. Eğer data setleri de buna ilişkin destek veriyorsa mesela bugün Avrupa tarafında imalat PMI daralma görüntüsünde devam ediyor. Bu dolar endeksi için yukarı yönlü reaksiyonları tetikleyebiliyor gibi gibi. Bu tarz data setleri de ister istemez burada yukarı yönlü beklentileri güçlendiriyor. Peki, şimdi FED'den ziyade biraz da Avrupa Merkez Bankası'na bakalım. Çünkü biraz fazla ikinci hatta üçüncü planda kalmış gibi duruyor gündem değerlendirdiğimiz zaman. HSBC diyor ki Avrupa Merkez Bankası Haziran, Temmuz ve Eylül aylarında totalde 75 bas puan yani bu 3 ayda 25'er bas puanlık faiz artırımına gider ve politika faizi hali hazırda 3.25 olan politika faizini %4 seviyesinde kadar çıkartır ve orada da tutar. Makul karşılıyor musun? Çünkü üyelerden yapılan açıklamalar oldukça net yani sonuna geliyoruz dediler. Yani üyelerin yapmış olduğu bu faiz artırımına devam edecek ama sonuna da gelmiş olabiliriz demek. 3 toplantı demek mi? Sen nasıl okudun mesela bu açıklamaları? Bunu aslında ben hani 3 toplantıda 25 bas puan yaptık, faizi 4'e çektik. Ama şu anda enflasyonumuz %7. Şimdi ben bu aradaki denklemi de anlamlandıramıyorum. Çünkü baktığımız zaman biz enflasyonla mücadele konusunda eğer sıkı para politikası hususlarına devam ettireceksek bizim enflasyonla faiz arasındaki makasın daha da azalmasına ihtiyaç var. Yani Euro bölgesinde enflasyonun yıl sonunda 4'lerin altına sarkabileceği gelişmede neyi arıyoruz? Yani petrol dinamiklerinde biz görüyoruz ki bir dip var ve o dip bölgenin altında kabaca Brent petrolde 68-76 bölgesi. Bu bölgenin altında bir reaksiyon göremiyoruz. Yani petrolde geleceğe yönelik bir yukarı yönlü potansiyel var. Şimdi enerji tarafında zaten işin en dramatik boyutu Avrupa'daydı. Bu hal böyle olunca enerji tarafındaki enflasyon üzerindeki olası baskılar her ne kadar yaz dönemine giriyor olsak da burada Avrupa cephesinde enflasyonu ne kadar böyle keskin bir düşüşe sebebiyet verebilir? Ben burada biraz soru işareti arıyorum. Bu anlamda da 4 faiz ve şu anki 7 enflasyon arasındaki o makasın ne kadar güzel bir şekilde daralacağına ilişkin çok fazla bir iyimserliğim yok. Bu sebeple de 25'er bas puan faiz artışı evet yapılmaya devam edecek ama hani 3 toplantıdan daha fazla bunun gelebilme ihtimalini de ben ön planda olabileceğini düşünüyorum. Yani olması gerektiğinin bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü gelen rakamlarda ben tıpkı Amerika'da nasıl enflasyondaki düşüş hızı biraz yavaşladı. Euro bölgesinde de bunu keza görebiliyoruz. 6.9, 7 bölgesinde gidiyor Euro bölgesinin enflasyonu. Bu açıdan baktığımız zaman da evet bu artırımlar yapılacaktır. Ben de bu artırımlar konusunda hemfikirim. Ama bu işin Eylül'le biteceğine ilişkin net hareketleri görebilmem için enflasyonun da en azından 5'lere yakınsayacak bir konumda olması gerektiğini düşünenler taraftarıyım. Peki, sana şunu da sormak istiyorum Kudret. Euro dolar paritesi. Yani gelmiş olduğumuz noktada 1.08'in de altındayız. FED durdu mu durmadı mı? Bunu konuşuyoruz ama diğer tarafta konuşulan unsur 3 adet mi? Yoksa senin dediğin gibi daha fazla faiz artırımları mı devam edecek? Dolayısıyla nasıl bir euro dolar paritesi öngörüyorsun? Şimdi Euro dolar paritesinde bir onların üzerine razı olamayan bir görüntü izledik ve burada bir satış baskısına maruz kaldı. Dolar endeksinin bir miktar daha yukarı çıkacağını varsaydığımız zaman Euro dolar paritesinin de bu aşamada bir miktar daha düşebileceğini söyleyebiliriz. Benim burada grafiksel olarak gördüğüm, şu anda da canlı olarak baktığım 144 günlük üstel hareketli ortalama var. Kabaca 1.07.10 bölgesi yani 1.05 öncesindeki son kale. Yani parite 1.05'e düşüp de mi reaksiyon verecek? Yoksa 1.07 onlardan mı dönecek? Sorusunun cevabını arıyoruz. Şunu biliyoruz çok net. Yani gelecek dönemde
ABD Merkez Bankası bu yıl olmasa da ki ihtimal çok zayıf bence 2024 yılında bir faiz indirimi patikasına geçecek ve biliyoruz ki dolar endeksi temasında da buna bağlı olarak aşağı yönlü reaksiyonlar izleyeceğiz. Bu Euro-Dolar paritesinin yukarı yönlü bir reaksiyon verme ihtimalini kuvvetlendirecek. Yani ECB mi daha agresif düşürecek yoksa Fed mi daha agresif düşürecek hususuna yine tabii ki Fed referans olacaktır. Bu anlamda da Euro-Dolar paritesinin gelecek dönemde yükseliş hareketi hatta belki de 1.20-1.23 görüntülerine uzun vadeli yaklaşma senaryoları olacak. Ama şu an kısa vadeli olarak 1.07 onlara ilk etapta bakacağız. Bu bölge kırılırsa 1.05'lere kadar düşüş ve akabinde daha sonra uzun vadeli konjonktürde tekrar bir toparlanma eğilimi gündemimizi meşgul edecektir diye düşünüyorum. Tabii bu hem 2022'nin zaten 23'ün son dönemine kadar ki hem de 2024 yılı potansiyel açısından bir yol haritası olarak paylaşmak istediğim bir detaydır. Peki Kudret, ons altın için ne söylersin? 2070 dolarların üzeri test edildi. Kalıcılık sağlanmadı, iğneyi attı. Ardından gelen düşüş hareketiyle beraber şu anda 1960 dolar seviyesinin dahi altındayız ons bazında. Ne dersin? Burada geri çekilme devam eder mi mevcut gelişmelere göre? Öncelikle ons altınla alakalı şunu yatırımcıların çok iyi bilmesi gerekiyor sevgili izleyicilerimizin. Ons altın 2078 bu Mayıs ayında test edilen tüm zamanların zirvesi. Geçmiş dönemlerde de test edilen 2070, 2075 gibi rakamları geldiğimiz bölgelerde hiç 2000 doların üzerinde aylık kapanış yapamadı. Bu da ister istemez altındaki yükselişi sınırlandırıyor. Evet, gelecek dönemde yani uzun vadeli konjonktürde 2400'ler, 2500'ler konuşuluyor ki bence de buralara gelmek durumunda kalacak. Ama buraya gelmeden önce durak noktamız neresi? Bunun cevabını bulmak önemli. Şimdi büyük resimde baktığımız zaman da 1840 bu işin ana destek bölgesi. Yani 1840'a kadar düşse dahi burada herhangi bir potansiyel sorun yok. Hala yükseliş beklentisi devam ediyor. Ama kısa vadeli ya da orta vadeli konjonktürde gerçekten bu bölgeye kadar düşer mi? Bu sorunun cevabında iki tane seviye vereceğim. Bunlardan bir tanesi 1940, bir tanesi de 1990 seviyesi. Eğer 1940'ın altında günlük kapanış yaparsa bu satışların yani hem tepki satışlarının hem kâr realizasyonlarının bir miktar daha devam edebileceği, 1900'lere kadar bir baskının oluşabileceğini, 1990 üzerinde bir günlük kapanış görürsek de artık düşüşün sona erebileceğini konuşabiliriz. Bu anlamda da kısa vadeli olarak 1990-1940 50 dolarlık o sıkışma alanının dışına çıkılmasını beklemek gerekiyor. 14 Haziran'daki Fed toplantısına kalan gelecek veri setini bu anlamda kıymetli olacaktır diye söyleyebilirim. Evet, sevgili Kudret Ayyıldız'a değerli katkıları ve yorumları için çok teşekkür ediyoruz.